Yine büyü bozuldu. Her zamanki gibi bu da elde edene kadardı sanırım. Sanırım diye düşünüyordu Nalan ama aslında emindi. Yine de kendini avutabilmek için başka şeylere inanmaya çalışıyordu. Hoş, bu çabaların sonuçsuz kalacağını kendi de çok iyi biliyordu. Ama bir umut işte. Daha o gece sanki bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başlamıştı. Bir sıkıntısı olduğunu, o yüzden cevap veremediğini yazmıştı. Nalan da buna inanmıştı. Ama ertesi gün ve diğer günler bir sorun vardı. Hissediyordu bunu. Onu birkaç gün önce kelimeleriyle seven adamdan farklı bir adam vardı karşısında. Bir takım sorunları vardı, biliyordu ama sadece bu sorunlar yüzünden böyleydi. Evet, kendini buna ikna etmeye çalışıyor fakat mantığı bunu kabul etmiyordu bir türlü. Mantığıyla kalbi arasında resmen çatışma yaşıyordu. Herkesin sorunları vardı ama ona göre insan sıkıntısında sevdiğini daha çok arar. Kendini iyi hissetmek için o böyle yapardı en azından. İnsan sıkıntısı olunca sevdiğinden uzaklaşmazdı. Bunu kabul edemezdi. Yanlış olan benim düşündüğüm mü acaba dedi kendi kendine. Onlar doğru da hata her seferinde bende mi dedi. Nasıl bir karmaşa, nasıl bir kargaşa içinde kalmıştı. Son bir şans dedi içinden. Bu akşam hiçbir bahanesi yoktu. Bakalım yine aynısını mı yapacaktı? Aşkı için gururunu bir kez daha ayaklar altına alacak ve arayacaktı. Bakalım nasıl devam edecekti? Ve aradı. O gece ve ertesi günkü konuşmalar çok normal geçti. Bir sorun var gibi gözükmüyordu ama Nalan'ın içi yine de rahat değildi. En son buluşmadan bu yana tam bir hafta geçmişti. Gün yine aynı evde beraber olacaklardı. Ama tuhaflıklar yine sabahtan başlamıştı aslında. Umut bir türlü açmıyordu yine telefonlarını. Tam açmayacak artık diye düşünürken saat 3'e doğru telefonunu açtı. Evde olduğunu, hazırlanıp hemen geleceğini söyledi. Beraber yine o eve gittiler ve yine baş başaydılar. Bu sefer her şey çok farklıydı. Umut'ta geçen seferki istek ve arzu yoktu. Nalan da bunun farkındaydı ama her şey normalmiş gibi davranmaya çalışıyordu. Yine beraber oldular. Yalnız bu sanki sadece yapmış olmak için yapmak gibi bir şeydi. En ufak bir arzu ya da istek emaresi yoktu. Sonrasında birer sigara yaktılar. Umut oradaydı ama aynı zamanda orada yok gibiydi. Sonra üzerini giymeye başladı. Nalan yaptıklarına hiçbir anlam veremiyordu. O an sadece kendini çok aşağılanmış hissetti. Sanki önüne gelen adamla yatan ucuz bir kadın gibi. Halbuki oraya sevdiği adamla beraber olmak için gelmişti sadece. Çok bozulmuştu. Elinden geldiğince saklamaya çalıştı ama başarılı olamamıştı. Dayanamadı ve açık açık sordu en sonunda. Umut hala ısrarla hiçbir şey olmadığını savunuyor. Nalan da aynı ısrarla buna inanmıyordu. Ufak bir tartışma yaşadılar aralarında. Nalan kendince haklıydı ama devam ederse onu tamamen kaybedeceğini bildiği için alttan alıp işi gırgıra vurmaya çalıştı. Sonra Umut'un gönlünü alabilmek için onu baştan çıkartıp yine beraber oldular. Sonra yine bir sigara. Umut'un telefonu çaldı. Arayan bir arkadaşıydı ve artık yavaş yavaş gitmeleri gerektiğini söyledi. Nalan da üzerini giyinmeye başladı ve sessiz kalmayı tercih etti. O an beynine hücum edenler diline dökülse ortada ikisi diye hiçbir şey kalmayacaktı. Çok iyi biliyordu bunu. O yüzden sessizlik tercihi oldu. Toparlanıp tam çıkacaklarken Nalan sarılıp öpmek istedi ama buna karşılık alamadı. Veda için ateşli bir öpüşme beklerken yerine sadece baştan sağma bir öpücükle karşılık aldı Nalan. O anda aslında her şeyin bittiğini anlamıştı. Sanki dünya bir anda başına yıkıldı ama o yine hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ayrılıp eve giderken yanağından bile öpmesine izin vermedi. Bugün hiçbir şey beklediği gibi gitmemişti. Kafasında bir sürü soru işaretiyle eve döndü. Ev boştu. Kendini öylece koltuğun üzerine bıraktı. Beyni bulanıyordu. Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Anlam veremiyordu bir türlü olanlara. Evde onu son kez öpmek istediğindeki surat ifadesi ne yapsa gözünün önünden gitmiyordu. Ne kadar inkar etse de vardı bir şeyler. Bunu biliyor ve hissediyordu. Kağıdı kaleme aldı eline. Yazmak rahatlatırdı onu. Ve kelimeleri mısralara dökmeye başladı. Sen hiç ardından şiir yazdırma olur mu? Ayrılık kelimelerini dökme satırlarıma. Sadece seni ve
beni anlatayım mısralarımda. Aşk olsun, sevgi olsun, hep sen ol sadece. Hüzne, kedere dair hiçbir şey olmasın. Hep sen ol hayatımda. Son nefesimi vereyim senin kucağında. Yazıp ona yolladı. Vay, süpermiş dedi sadece. Sonra bir tane de akrostiş yazdı onun adına ve yolladı. Ama ona hiçbir cevap alamadı. O akşam erkenden uyudu. Rahatlayıp düşünmemek için kendini uykunun kollarına bıraktı. Sabaha karşı açtı gözlerini. Umut gece çalışacaktı. Saate baktı ve şu an işte olmasa gerekiyor dedi kendi kendine. Sırf onunla konuşabilmek için dönüp uyumadı tekrar. Aslında kaç gecedir sırf onunla konuşabilmek için uykularını bölüyordu ama Umut bunu bilmiyordu. Aradı, konuştular. Evet, samimi bir şekilde konuşuyordu ama sevgi dolu değildi işte. Havadan sudan, kakara kikiri, maksat konuşmak olsun. O ve ondan sonraki konuşmalar hep sıradan geçiyordu. Sadece bir kere onu sevdiğini söyledi. O da Nalan dedi diye. Evet aşkım, hayatım gibi kelimeler kullanıyor ya da mesajlarında yazıyordu ama bunlar hitap şeklinden ileri gitmiyordu. Yani hiçbir duygu taşımıyordu. Sadece ağız alışkanlığı gibi bir şey olmuştu artık. İkinci bölümün sonu. Yazan Siyah Gölge.